Merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün sizlerle gençler Minecraft'ta yepyeni bir home tanıtımı ile karşınızdayım. Ve gençler, bugün sizlerle birlikte fitness ekipmanları yapacağız. Artık bu CTV, bu tipsiz CTV kaslandırmanın zamanı geldi. Neyse, bu komutumuzda gençler 1.8.8'de çalışıyor. Lütfen yine bu versiyonuna girmeyi unutmayın. Eğer indirecekseniz. Şimdi, her zamanki gibi bize yine kod bloğu lazım. Give fp minecraft kod bloğu. Şuraya katalım. Daha sonra artta verdiğim komutu şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yapıştır diyoruz. Pardon, bu değil. Evet, şöyle sağ tıklayalım. Yapıştır bu komutumuza. Tamam diyoruz. Daha sonra bir tane kızıl taş bloğu veya şalter, fark etmez. Yanına koyuyoruz. Eğer şalter katıyorsanız açın. Bu arkadaşımız oluştu. Bu normal şeyler gibi değil. Bu bayağı uzuyor. Neredeyse böyle yapmış arkadaş. Yine buna tıklamayın. Kaldırır çünkü. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi bize gerekenler bu chestimizin içinde. Bu ne abi? Bu nereden geldi? Neyse, ilk de bu. İlk gençler jump boost. Daha demin gördünüz. Ondan yapacağız. Şöyle gelelim. Nerede yapalım? Burası iyi. Şuraya bunları atalım. İlk yumurta verecek bize. Yumurtayı aldıktan sonra nereye katalım? Ben bir salon yapmadım dünyanın. Yani dünyanın en üşengeç insan olduğum için. Şuraya katalım. Ve köpek çıktı. Niye köpek çıktı? Bekle, gelmesi lazım şimdi. Evet, şimdi gençler bize böyle değişik bir arkadaşı verir. Hemen bir time set çekeyim abi, karanlığı sevmem. Daha sonra bunun üstüne çıktığımızda gördüğünüz gibi sağ tarafta jump boost. Umut, her zıpladığımda şeyimiz sürekli artıyor gördüğünüz gibi. Her zıpladığımda artıyor. Artınca da artı bir özelliği de var, hızlanıyoruz. Daha az hareket etmeye başlıyoruz arttıkça. Ve de bu çok hoşuma gitti niyeyse. Gördüğünüz gibi normal, yani şeylerde olan, fitness salonlarında olan, bazı fitness salonlarında yok ama bu arkadaş trambolin gibi bir şey işte. Fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi ikinciye gelelim. Ben sevdiklerimden bir tanesi. Bir tane kızıl taş meşalesi, iki tane kuvars bloğu, beş tane de çubuk. Bunları şuraya atıyoruz gençler. Bize şu yumurtayı veriyor. Aynen, buradaki yumurtayı veriyor. Bu da şey gençler, speed dediği neydi o? Neydi abi, unuttum. Şey, koşu bandı, aynen tam koşu bandı. Koşu bandında fazla uzağa yapmayalım. Şunun yanında olsun. Bize böyle bir arkadaş veriyor. Adamlar da güzel yapmış, benzetmiş yani. Şu tuşa basınca çalışıyor, şey vermişler. Ama üstüne çıktığımızda otomatik olarak çalışıyor. Şöyle gençler, çıktığımızda üstüne şöyle yavaşça gelelim. Pardon, ben yanlış yaptım he. Şu şekilde geliyoruz, gördüğünüz gibi bizi şu şekilde geriye atıyor. Bak, üstüne geldiğimde şu kısım, bakın şu kısım. Gösteriyorum size. Eğer çok hızlı koşarsanız uçarsınız yani, karşıya bu şekilde uçarsınız. Adamlar o mantıkla yapmış zaten. Yani koşu bandından son hızlı koşarsanız sizi karşıya fırlatır. Şöyle bir basacaksınız, bir basmayacaksınız. Şurada yeşil yanıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Yani bunun da başka bir fonksiyonu var. Fonksiyonu yok. Bildiğimiz koşu bandı gençler. Şu şekilde üstünde koşuyoruz. Evet. Şimdi hemen diğerine geçelim. Diğeri neydi abi, unuttum. Vallahi unuttum. Şunları şöyle alayım. Ben de yapacağım, öğreneceğim. 30 tane çubuk, 2 tane demir bloğu, 2 tane de taş basamak. Bunlar nereye atalım abi? Şurası iyi. Gelin bunlar da buraya. Şöyle şu şekilde aynı yere atalım. Bize yumurtamızı versin. Diğer arkadaşı aldıktan sonra gençler şuraya katalım. String ne boksa işte, neyse. Bu da şey gençler, barfix. Yani bildiğiniz barfix var yani, barfix ne, boy uzatma için işte yapılır. Hem kas için hem boy uzatma için yapılır. Burada da bilgi vermiş oldum, neyse. Şimdi gençler, şu çubuk var ya, şu çubuğa bakarak, mouse'un bildiğiniz gibi iki tane tuşu var, çok garip değil mi? İki tuşunu aynı anda basıyoruz ve gördüğünüz gibi bizi üstte atıyor. Bu nasıl çalışıyor? Mouse'u alt tarafa baktığımda gördüğünüz gibi gençler, CTV'miz aşağı iniyor. Yukarı kaldırdım ise yukarı çıkmıyor. Neden? Çünkü lag girdi. Ulan neyse, bendeyse neyse bir sıkıntı var, olmuyor. Mantığı şu işte, aşağıya baktığınızda aşağı iniyor, yukarı çıktığınızda yukarı çıkıyor. Ve yanında da puanlama sistemi var. Neden bende böyle oluyor? Çünkü arkadan video yüklüyorum. Şu an internet çökmek üzere ama size yine de göstermeye çalışıyorum şu an. Aşağı baktığınızda aşağı, yukarı baktığınızda yukarı. İniyor çıkıyor gençler ve yanında puan artıyor. Puanınız arttıkça da siz güçleniyorsunuz. Bu CTV'yi güçlendireceğiz. Şimdi diğerine geçelim. Diğer arkadaşımız için 5 tane kırık taş, 1 tane deniz feneri lazım. Diğeri neydi abi? Diğerini de unuttum zaten. Bunları atalım, neyse. Bize ne verdi şimdi?
Haste adlı bir değişik isimli bir arkadaşı verdi. Bunu buraya katalım. Şimdi bize böyle bir direk veriyor. Bunun üstüne oturmayacağız gençler. Bunun üstüne ne alalım? Bir kazma alalım. Daha sonra game mode 0 yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki şu taş var ya gençler. Bunu kırmaya başlıyoruz. Kırmaya başlıyoruz. Kırmaya başladığımızdan itibaren haste sürekli artıyor yanında gördüğünüz gibi. Arttıkça gençler bizim kırış, vuruş yani ne bildiğiniz tüm yapış şekleri diğer anlatamadım bir dakika. Yani bizim yaptığımız her şey işte artıyor. Yani başka bir açıklaması yok. Hızımız artıyor. Şöyle ben bunu bir 4000-5000 yapayım. İyi olacaktır. Tam 3400 yaptım. Normalde bir taşın gençler elle bu kadar kısa sürede kırmanız imkansız. Gördüğünüz gibi taşı inanılmaz hızlı bir şekilde kırıyorum. Toprağa gelelim. Toprağa bakın şimdi. Gördüğünüz gibi toprağı da çok hızlı bir şekilde kırıyorum. Yani her şeyin gençler 2 katı, 3 katı hızlı kırmaya başlıyorsunuz. Bunu daha da kırarak bakın zaten kırmadığım süre içerisinde kendi kendine düşüyor. Ama kırdığımda 100-150 falan civarında artış gösteriyor. Artık CTV güçlü bir adam yaptık. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Ekipmanlar bu şekilde. Eğer unutmazsam yapan kişiyi falan da koyarım. Zaten komutu koyacağım. Neyse. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorum atarak da düşüncelerinizi kafanıza göre yani belli edebilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.